Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematikte öğrencilerimizin çok yapmış olduğu hataları öğrenmeye çalışacağız. Bunları bu şekilde anlatarak arkadaşlar bir daha bu hataları yapmayacağız. Çünkü matematikte bir işlem hatası matematiğin sonucunu etkiler ve yanlış yapmamızı sebep olur. Bunun önüne geçebilmek için bu hatalardan bir an önce kurtulmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Nasıl hatalar varmış ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi öğrencilerimiz genelde şunu yapıyor. Mesela örnekte olduğu gibi 4 eksi 4 çarpı 6 eksi 2 eşittir soru işareti dediğimizde bu soruyu yaparken arkadaşlar şunu yapıyorlar genelde. 6'dan 2'yi çıkarmak yerine 4'ten 4 hata şu 4'ten 4 çıktı 0 diyor. Sonra çarptığı zaman 0 zaten çarpmada yutan olduğu için otomatik olarak cevaba 0 deniyor. Ve bu bir hata. Matematikte biz ne biliyoruz? Önce bilmemiz gereken nedir? Parantez işleri yapılır. Parantez içi yapılır arkadaşlar. İçini yaparız. Parantez içini yaptığımızda 4 eksi 4 çarpı 6'dan 2 çıktı 4. Sonra ne yapılır arkadaşlar? Sonra tabii ki çarpma yapılır. Çarpma yapılır. Sonra en son çarpma bölme yapılır. Sonra ne yapılır arkadaşlar? Çarpma bölmeden sonra toplama çıkarma işlemleri yapılır. Toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. Çıkarma öncelikle parantezini yaptıktan sonra arkadaşlar çarpmaya geçiyorum. Şu 4 ile 4'ü çarpacağım. 4 eksi 4 kere 4 16. Daha sonra bunu biliyoruz. Ney bu? Artıdan eksiği çıkarmak ya da eksiden artıyı çıkarmak. Burada şunu düşünelim. Bunlar birbirine zıt. Bunlar birbirine zıt. Bunlar kavga ettiğini düşünün. 16 tabii 4'ü döver. Söz sahibi kimindir? 16'nındır. Yalnız şöyle bir şey olur. 4 de 16'ya 4'lük bir zarar verir. O da geriye ne bırakır? Eksi 12 bırakır diyebiliriz. Şimdi tekrar yapalım bir tane. Bakın arkadaşlar yapmamız gereken bir neymiş? Öncelikle matematikte parantez içi. Parantez. Bunu unutmayalım. Parantez içini yapıyorum. İlk önce şurayı yapıyorum. Ne olacak? 2 artı 5 eksi 3 çarpı 6'dan 2 çıktı 4. Sonra ikinci olarak ne yapmam lazım? Burada çarpma varsa çarpma yapacağım. Ya da bölme varsa arkadaşlar bölme yapacağım. Çarpma mı var bakın? Var. Öyleyse diyorum ki 2 artı 5 eksi 3 kere 4 12. Şimdi toplama çıkarma işlemleri varsa bunun sıralaması çok bir önemi yok arkadaşlar. Toplama ve çıkarma. Bunların çok bir önemi yok. Ne yapacağım? Diyeceğim ki 2, 5 daha 7 eksi 12. Tabii artı 7. Bunlar birbirine zıt arkadaşlar. Söz sahibi kimdir burada? Büyük olandır. Çünkü büyük olan 7'yi döver. Ama 7 de büyük olana o kadar bir zarar verir. Geriye ne kalır o zaman? Eksi 5 kalır diyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi buraya bakalım. Yine aynı mantıkta öncelikle çarpma yapılır demiştik. Az önce anlattığımız gibi. Önce bu çarpmayı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki tabii çarpmadaki sıralama çok önemli değil. İki tarafta da çarpma varsa bu çarpmaları ayrı ayrı kendi arasında yapabiliriz. 2 kere 3, 6. 3 kere 6, 18. Yalnız ne yapıyorum? Artı ile eksinin çarpımı nedir? Eksidir. Tabii burada ne biliyoruz? Artı çarpı artı artıdır. Artı çarpı eksi eksidir. Eksi çarpı artı eksidir. Eksi çarpı eksi artıdır. Öyleyse artı ile eksiyi çarptığım için burada bunun cevabı eksi olacak. Şimdi devam edelim. Bu artı 6. Yine ne yapıyorum? Burada toplama ve çıkarma işlemi var. 18, 6'yı zıt oldukları için döver. Dövdüğünden dolayı ne diyorum? Kendi de söz sahibidir. Yani eksinin söz sahibidir. Tabii 6 da 18'e 6'lık bir zarar verir. Geriye de 12 kalır arkadaşlar. Şimdi aşağıya bakalım. Aşağıya baktığım zaman öncelikle ne yapmam lazım? Parantez içi. Bakın parantez içi şurada var. Bir de şurada var. Bunlar parantezler kendinden bağımsız olduğu için ayrı ayrı yapabilirim. Çarpalım. 2 kere eksi 3. Tabii bu artı 2. İşareti yoksa önünde biz bunu artı alıyoruz. 2 kere 3, 6. Artı ile eksinin çarpımı arkadaşlar eksi. Artı 5. Sonra eksi 3 çarpı. Şimdi parantez içi. Eksi 2, eksi 3. Arkadaşlar bunlar ikisi de eksi. Bunlar iyi anlaşırlar. Hatta iyi anlaşıp beraber toplu bir şekilde sinemaya giderler gibi düşünebiliriz. Bunlar toplandığı zaman o zaman ne yapacaktır? 2, 3 daha 5. Ama eksilikten bir şey kaybetmezler arkadaşlar. Devam edelim.
Sonra ne var arkadaşlar? Burada çarpma var. Çarpmayla devam ediyorum. İşlem hatası yapmamak için. 3 kere 5, 15. Eksi ile eksinin çarpımı nedir arkadaşlar? Artıdır. Şimdi toplama çıkarmada işlem yapalım. İsterseniz ilk önce artıları toplayalım. 5, 15 daha kaç? 20. Peki 20 eksi 6 da kaça götürür? Artı 14'e gitmiş olur arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu x bilinmeyeni geldiği zaman ne olacak? Ona bakalım. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. O da ne? Şu. Bu eksi arkadaşlar. Eksi parantez içine dağıtılır. Dağıtılır. Bunu unutmayalım. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bunu yapmadığımız zaman matematik problemlerinde çok hatalar yaparız. Ve bu hatalar da cevap olarak bize dönmez. Dönmediği zaman da netlerimiz yükselmez arkadaşlar. Öncelikle bu hatalardan kurtulmamız şart. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben bu eksiyi içeri dağıtıyorum. Ama eksiyi içeri dağıtırken bu eksi işaretleri etkiler. Bu eksi ne yapıyormuş? Eksi işaretleri etkiler. Etkiler. Şimdi ne olacak o zaman? Bu artı 2x'tir. X'i baştan yazalım. Eksiyi dağıttığım zaman bu artı neye dönüşür? Eksi 2x'e dönüşür. Peki bu artı 1'de bu eksi etkilediği zaman ne olur? Eksi 1'e dönüşür. Şimdi arkadaşlar burada benzer terimler, benzer terimlerden kastımız mesela x ile nedir? X ile eksi 2x'tir. Bu artı x olduğundan dolayı, bu da eksi 2x olduğundan dolayı bunlar şöyle düşünün. Artı katsayısı 1'dir bunun. Eğer önünde hiçbir şey yoksa biz buna çarpım durumunda 1 olduğunu düşünürüz. Artı 1 elma ile eksi 2 elma toplandığında ne olacaktır? Bunlar zıt işaretli arkadaşlar. Zıt işaretli olduğu için büyük eksi 2 söz sahibidir. O zaman cevap eksi olur. 2 ile 1 birbirinden kavga ettiğini düşünün. Mesela örnek olarak 2 ile 1 kavga ederse artı 1 2'ye 1'lik zarar verir. Geriye 1 kalır. 1x kalır. Eksi 1 de garibim dışarıda durur. Peki çarpım durumunda bir etkisiz elemandır. O zaman ben bunu eksi x eksi 1 diye yazabilirim. Hadi bir tane daha yapalım. Bakın bu eksi ne dedim? Bu eksi içeri dağıldığı zaman arkadaşlar eksi içeri dağıldığında işaretleri etkiler. Hemen etkileyelim. Bu artı olduğundan dolayı 3x aynen yazıyorum. Eksi 2x olur. Eksiyi etkilediği zaman ne olacak? Artı 4 olacak. Bakın yine aynı mantık, benzer terimler. 3x'ten 2x çıktı. Bu artı 3x olduğundan dolayı arkadaşlar. Artı 3x olduğundan dolayı birbiriyle zıt işaretlidir bunlar. Zıt işaretler o birbirini etkiler, kavga ederler gibi düşünelim. Ama büyük söz sahibi olur, artı olur. 3, 2 ile kavga ettiğinde 2 buna 3'e 2'lik bir zarar verir. Geriye 1x kalır, artı 4 olur. Peki çarpmada bir etkisizdir. O zaman bunun cevabı x artı 4 olur arkadaşlar. Hadi devam edelim. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi biraz daha karmaşık bir durum yapıyoruz. Mesela iç içe parantezler. En içteki parantezle başlanır arkadaşlar. En içteki parantezin önünde ne var? Evet, önünde bir eksi var, görüyoruz. O zaman ilk önce 10'la başlayalım arkadaşlar. Bu eksiyi içeri dağıttığımız zaman ne olacaktır? Eksi ne dedik? İçerideki işaretleri etkiler. Öyleyse 2x eksi 2x olur. Artı 1 de eksi 1 olacaktır. Şimdi devam ediyorum. Yine parantez var. Öyleyse parantez içindeki işlemi yapalım. Parantez içine bakalım. 2x yani 2 elmayla başka 2 elma yok. Ama 2 eksi 1 var arkadaşlar. 2 eksi 1, 1'dir. Sonra ne var? Eksi 2x var. Şimdi ne dedim? Bu parantezin önündeki eksi, bakın bu eksi, bu eksi, şu eksi, içerideki işaretleri etkiler. Artı 1'i, tabii bu artıdır işaret olmadığı için, artı 1'i eksi 1 yapar. Eksiyi de artı yapar, 2x yapar. Benzer terim, bakın bunlar benzer terim. X'in katsayısı biliyoruz ki 1. 1x, 2x daha 3x, ortadaki eksi 1 de yalnız başına bu şekilde kalır. Evet, iç içe bir dünya parantez. Oo, bayağı bir karışık gözüküyor. Şimdi bakın arkadaşlar, yapacağımız olay çok basit. Şimdi dışarıda bir parantez var, şunlar. İçeride de bir köşeli var. Onun içinde de kendi içinde bir parantez var. O zaman ne yapacağım arkadaşlar, unutmayalım. En içteki parantezle başlıyorum. En içteki parantezle başla. Parantezle başla arkadaşlar. En içteki parantezle başlayalım.
Bakıyorum, Allah Allah, önünde ne var bunun? Önünde bir eksi var. O zaman ne yapacağım? İlk önce o eksiyi içeri atalım. Tane tane hepsini aynen yazıyorum. Parantez, parantez 3x eksi 1, eksi, köşeli parantez. Şimdi bakın, bu eksiyi dağıtıyorum. X'in katsayısının artı olduğunu biliyorum. Ne olacak o zaman? Eksi x artı 2 de eksi 2'ye dönüşecek. Şuradaki artı 2 eksi 2'ye dönüşecek. Köşeli parantezi kapatıyorum. Ve bu şekilde parantezimi kapattım. Renk değiştirelim. Devam edelim. Bakalım, parantez, şuradaki köşeli parantez enişteki parantez oldu. Bu ikiler birbirinden farklı arkadaşlar. Götürür. Tekrar aynen yazalım. Hata yapmayalım. Hata yapmamak için güzel güzel aynen yazıyorum arkadaşlar. 3x eksi 1. Bakın eksi köşeli parantez. İçeride ne kaldı? Eksi x kaldı. Kapatıyorum. Sonra devam ediyorum. 3x eksi. Bakın arkadaşlar, köşeli parantezin önünde yine eksi var. O eksi önün içerideki eksiyi etkiler ve bunu neye dönüştürür? Artıya dönüştürür. Yani ikisi de artı olur burada. Bakın 3x eksi 1 ne olacak? Artı x olacak. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki parantezin bir anlamı yok. Çünkü ne çarpım durumunda ne de çıkarma durumunda. Öyleyse bu parantezi kaldırabilirim. Yani bunları atabilirim. Attığım zaman en baştan tekrar yapıyorum. Tane tane yaptığım zaman hata yapmamış olurum. 3x. X daha ne yapar? Parantez içinde 4x yapar. Bir de garibim ne var burada? Eksi 1 var. Şimdi geldim. Tekrar isterseniz bir renk değiştirelim. Bakın arkadaşlar, burada eksi var. Eksi içeri dağıtılır. Dağıtıldığı zaman işaretleri etkiler. 3x'i yazıyorum. Artı 4x eksi 4x'e dönüşüyor. Eksi 1 de eksi olduğundan dolayı artı 1 oluyor. Yine devam edelim. Bakın benzer terimler 3x eksi 4x neye dönüşür? Bakın ne yapıyorduk? Bu artı 3x olduğundan dolayı bunlar zıt işaretli söz sahibi büyüğündür. Bunlar birbiriyle kavga ettiği zaman 3, 4'ten 3'lük bir yer alır. Geriye 1 kalır, 1x kalır, artı 1 olur. Sakın ola ki şurada hata yapmayın. Genelde bunu da yapıyorlar. Hocam eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür demeyin arkadaşlar. Çünkü bu eksi 1 x'tir. Yanında x'i var. O zaman bu şöyle yazılır. Eksi x artı 1 olarak kalır. Bu şekilde kalır arkadaşlar. Devam ediyoruz bakalım. Şimdi anlattıklarım bu kadar arkadaşlar. Sıra sizde bölümümüz olacak. Sıra sizde bölümümüz size ödev. Bunları siz de kendiniz bir deneyin. Denedikten sonra arkadaşlar ben bunların tekrar videosunu, cevaplarını tekrar atacağım. Siz oradan tekrar kontrol edersiniz. Bu şekilde arkadaşlar bu bölümümüzle, yani matematikte sizin öğrencilerin genel olarak yapmış olduğu hataları size anlatarak bu hatalardan arındırıp sizin netlerinizi arttırmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.